sofraya toplanmış. CHP lideri Özgür Özel, Zeydan Karalar'ın proje tanıtım toplantısının ardından Güreğir'de iftar programına katıldı. İftar programına Güreğirliler yoğun katılım sağladı. İftardan hemen önce ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Zeydan Karalar Güreğirlilere seslendi. İlla şuradaki TOKİ'de bir toplantı yap diye bana haber vermiştiniz. İşte toplantının kralı olmuş valla. Ramazanınız mübarek olsun. Karaların ardından konuşan Özgür Özel, Güreğirlilere seslendi. CHP Güreğir Belediye Başkan adayı Ali Demirçalı'dan övgüyle bahsetti. Burası Güreğir. Ben bugün Osmaniye'de, Düz içinde, Ceyhan'da, Seyhan'da, sonra ardından sevgili Zeydan Karalar'ın aday tanıtımı için Çukurova'da bulundum ve şimdi Güreğir'e geldik. Güreğir'de dediğim gibi siyaset için değil ama siyasi görüşüne göre kimseyi ayırmadan, Kürt demeden, Türk demeden, Laz demeden, Çerkez demeden, Alevi demeden, Sünni demeden, Güreğir'in yoksuluna, emeklisine, emekçisine sahip çıkacak. Benim geçmiş dönemlerde birlikte milletvekilliği yaptığım eli bol, gönlü bol, yüce gönüllü, Güreğir'in sevdalısı, Adana'nın sevdalısı bir kardeşimin, Ali Demirçalı'nın bugün misafiriyiz. Bugün Ali Demirçalı'ya CHP'lilerden değil, bütün Adanalılardan, Adana'daki her siyasi görüşten insandan o istiyorum ki Ali Demirçalı'nın bir makama, bir mevkiye, bir arabaya, bir maaşa ihtiyacı yok biliyorsunuz. Onun alma zamanı değil, verme zamanı. Güreğir'in yoksuluna, kimsesizine sahip çıkma zamanı. Eğer siz Ali Demirçalı'ya bu görevi verirseniz, bu Ali Demirçalı'nın iki tane omzu var. Bir omzunda böyle Zeydan Karalar'ın bir eli duracak. Aha, bir omzunda da Genel Başkanı Özgür Özel'in eli duracak. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da Güreğir'den seslendi. Bugün Filistin'de İsrail'e Hamas'ın yaptığı bir saldırıdan sonra Filistin maalesef İsrail'in saldırısı devlet terörü altında ezilmektedir. Batı Şeria'da zulüm vardır. Ramallah'ta zulüm vardır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak 3. Genel Başkanımız Karaoğlan Bülent Ecevit'in durduğu yerdeyiz. Onun rahmetli Yasar Arafat'la dostluğunun başladığı noktadayız. Filistin halkının yanında Filistin'deki barışın savunucusuyuz. Özgür Filistin'in savunucusuyuz. 1967 sınırlarında Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız bir Filistin devletini savunuyoruz. Ve bugün için Filistin'deki kanın, gözyaşının durması için acil ateşkes çağrımızı tekrar ediyoruz. Buradan bir çağrımız da Recep Tayyip Erdoğan'adır. Sayın Cumhurbaşkanı, akrabalarınız, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, evlatlarınızın yakınları, yandaşlarınız halen daha İsrail'le deniz ticareti yapmaktadır. Ticaret sürdükçe zulüm bitmez, kan durmaz. İsrail'le ticareti durdurun, Filistin'e sahip çıkın. Çağrımız, Adana'dan çağrımız budur.